Abesle iştigal, insanın vaktini boş işlerle geçirmesi. Kendi bedenine, zihnine, gönlüne faydası olmayan, saçma, gayesiz, hikmetsiz ve gereksiz meşgalelerle uğraşmasıdır. Nefsin arzu ettiği bu durum, hayatı başıboş ve gayesiz yaşamayı öngörmektedir. Abesle iştigal, sorumluluk bilinci olmayan, vaktinin değerini bilmeyen, ahiret kaygısı gütmeyen insanların genel özellikleri arasındadır. Abesle iştigal eden, yani boş işlerle vaktini öldüren insanı dinimiz kınamaktadır. Allah-u Teala ayeti kerimelerde müminleri boş ve yararsız işlerden uzak duran, dünyaya gönderilmelerindeki amacın başıboş, abesle iştigal eden bir durumda olmadığının bilincinde olan insanlar olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan kovanlar edin, sonra meyve ve çiçeklerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkli, çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Bugün dünyada Müslümanları abesle iştigal ettiren, yani boş işlerle vaktini öldüren pek çok alan bulunmaktadır. Müslümanlar bunlarla uğraşmaktan asıl ilgilenmeleri gereken işlerle ilgilenememektedir. Özellikle futbol sektörü ve medya sektörü, boş işlerle ilgilenme, boş işleri konuşma konusunda çok ciddi gündem oluşturmaktadır. Abesle iştigal eden, yani boş şeylerle uğraşıp vaktini öldüren insanın pek çok sapkın fikir içinde olduğu görülmektedir. Örneğin, ahireti inkar etmek, yok saymak, insanın başıboş yaratıldığını iddia etmek. Kur'an-ı Kerim, insanın boş yere yaratılmadığını, gökler ve yerin batıl bir sebeple inşa edilmiş olmadığını, yaratılışın ancak hak üzere vaki olduğunu birçok ayetinde açıkça beyan ediyor. Bu yüzden nefsi başıboş bırakmamak gerekmektedir. Allah-u Teala boş kalındığında ne yapılması gerektiğinin çözümünü sunmaktadır. O halde boş kaldın mı yine kalk, başka bir iş ve ibadetle yorul. Ancak Rabbine yönel.